Evet Ataşehir Lisesi izleyicileri, bugün Sultanahmet'teyiz ve vatandaşa 4.5G'den 5G'ye geçişin nasıl etkilerinin olduğunu soracağız. Bildiğiniz üzere bazı yerel firmalar 5G'ye Türkiye'nin hazır olduğu ile ilgili reklamlar verdi. Evet. Şimdi 4.5G'ye yeni adaptasyon sağlanmış iken 5G'nin nasıl etkileri olur sizce? Bence 5G'nin nasıl etkileri olur? 5G Türkiye için gerekli olan bir şey. Çünkü yurt dışında geçilmiş durumda ve Türkiye hani geç kalmış bir şey. Ama hani şu anda hani Türkiye 4.5G'ye dediğiniz gibi daha yeni adapte olduğu için gençler adapte olur ama yaşlı vatandaşlarımız çok çabuk adapte olabileceğini düşünmüyorum. Bunları artar çünkü altyapı çalışmaları yapılıyor. Hani bununla beraber şu anda internet fiyatlarımız bile 150 lira civarına çıktığı halde 5G ile beraber 200-250 lira gösterirler yani fiyat olarak. Peki evet. Benim düşüncem böyle abi. 5G daha az olabilir. Daha etkili olabilir. Mesela daha da fark çekmeyecek yerler. 5G'nin çekme imkanları olabilir. Ne oluyor yani? Pek bir etkili yok. Valla tam bir fikrim yok yani. Normal bir fikrim yok. Ben de şu an 3G kullanıyorum. Yani 4.5G'ye geçmedim. Yani ben de bir fikrim yok yani. Yani 3G bence iyi yani. 4.5G'ye de iyidir ve arttın mesela. Ben şu zamanlar 4.5G'ye geçtiğini değil anlıyorum açıkçası. Yani, neden? Yani fark yok. Hiçbir etki görmüyorum. Önce fiyatları katlaya katlaya gidiyorlar. Ya bence 3G zaten kullanıyorum ben hala 4G'ye geçmedim. Yani çoğu insan da geçmedi zaten bence. O yüzden tabii 5G'nin olması çok bir ifade etmiyor. Çünkü 3G bence yani çoğu insana yetiyor. O yüzden 5G'nin olması bilmiyorum. Bana biraz... Anlamsız. Ya anlamsız gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.